Arkadaşlar merhaba. Şimdi ETS2 1.36 sürümüyle gelen kenar yumuşatma işlemini konuşacağız biraz. Bu anti-aliasing denen işlem. Bu konuda biraz kafa yormuş olanlar bilirler. ETS2 ve ATS'de bugüne kadar bu kenar yumuşatma işlemi hep sorun olarak kaldı. Çünkü her iki programın oyun motoru da yeni kenar yumuşatma filtrelerini desteklemiyordu. MLAA kısaltmasıyla tabir edilen bir filtreyi kullanıyordu. Bu da çok başarılı değildi. Şimdi 1.36 sürümde DX11 desteği de gelince oyun motorlarında sanıyorum bir takım değişiklikler de yaptılar. Yeni nesil bir kenar yumuşatma filtresini kullanmaya başladı oyun. SMAA diye kısaltılmış bir filtre bu. Fakat bu filtre gerçekten çok başarılı. Bugüne kadar ben reshader kullanıyordum bunun için. Fakat şimdi buna gerek kalmadı. Bu filtrelere bir kısaca göz atacağız. 4 tane seçeneğimiz var. Düşük, orta, yüksek ve en yüksek. Bir de kapalı seçeneği var da onu saymıyorum. Bir de ölçekleme işlemi var. Ölçekleme işlemiyle ilgili hemen başlamadan bir bilgi vereyim size. Bu ölçekleme işlemi %100'den %400'e kadar yapabilirsin. Hatta ETS2'de %25'den %400'e kadar var bu. Bu şu demek arkadaşlar. Oyun ekran kartına şunu söylüyor bizim ölçeklediğimiz sistemde. Mesela diyelim %200'ü seçtik. Diyor ki sen görüntüyü %200 oranında büyük oluştur, sonra ekranımın ölçüsüne küçült. Ya da %400 seçmişsek %400 ölçeğinde büyük oluştur görüntüyü, sonra bunun %100 ölçeğini sağda dönüştür ve ekrana gönder. Bu ölçekleme seçenekleriyle beraber seçeneğimiz oldukça artıyor. Şimdi bunlara kısaca bir bakalım, nasıl sonuçlar verdiğini bir görelim. Önce %100 ölçekli ve anti-aliasing devre dışı, kenar yumuşatma devre dışı yani. Bir bakalım duruma. Kırıklara dikkat edin şimdi. Şimdi de %100 ölçekte düşük kenar yumuşatma seçeneğiyle bakalım duruma. Şimdi kırıklar nispeten azaldı ama hala var. Bunu özellikle sileceklere baktığınızda iyi görürsünüz. Karanlık ve aydınlığın karıştığı noktada iyi görürsünüz. Bu yüzden duvara far ışıklarını veriyorum ki kırıklar daha net görülebilsin. Aynanın kenarında bir kısım kırıklar var. Gördüğünüz gibi sileceklerin bulunduğu kısımda bir takım yerler var. Ama düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarda kabul edilebilecek bir düzey bu aslına bakarsanız. Şimdi bir de bunun FPS'ye bakalım. Şu anda benim FPS 60 ile sınırlı olduğu için 60 FPS gösteriyor. Evet, bu durumda 60 FPS'yi rahat rahat alıyor oyun. Şimdi de %100 ölçekli ve orta ayarda deneyelim.
Kırıkların olduğu yerler biraz dikkatli bakınca görülüyor. Ancak yine de aslında kabul edilebilir bir düzey şu anda. Yani özellikle düşük konfigürasyonlu bilgisayarlar için kabul edilebilir bir düzey denebilir buna. Şimdi bir de %100 ve yüksek seçeneğini deneyelim. Ölçek %100 olmasına rağmen yine de kabul edilebilir bir düzey. O karanlıkta olan kısımda görüyorsunuz ve ayna kenarlarında ve karanlıkta sol taraf direksiyon solunda kalan kısımda hafif kırıklar var, görünüyor. Işıkları açınca biraz daha belli oluyor, özellikle sileceklerin olduğu yerde. Ama bu kenar yumuşatma işine çok takıntılı değilseniz yine kabul edilebilir bir düzey sayılabilir bu. Böyle hareket ettiriyorum ki hareket esnasında kırıklar ortaya çıksın diye. Ayna kenarında yine biraz kırık var. Şimdi %100 ve en yükseğe bir bakalım. Evet, karanlığın olduğu yerde gösterdiğim bölgede hafif kırıklar belli oluyor. Ama yolculuk yaparken yani buna dikkat edip de bu kırıkları fark edebilmeniz çok zor. Sileceklerin orada her zaman olduğu gibi yine yoğun bir kırık var. Bu kenar kırıklarının en fazla görüldüğü kamyonlardan bir tanesi Volvo olduğu için Volvo'yu seçiyorum. Ben hep bu kamyonu kullanıyorum ve o yüzden kırıkları da daha çok fark ediyorum. Diğer kamyonlarda çok fazla fark edilmiyor bu. Şimdi bir de FPS'sine bakalım arkadaşlar bunun. %100 ve yüksek ayarlarda. Evet, 60 FPS ve düşmüyor. Şimdi arkadaşlar bir de %200 en yüksekte bakalım buna.
daha kabul edilebilir bir düzeye gelmiş olması gerekiyor. Şu kısımda yine köşede biraz kırık var. Yani birçok oyuncu tarafından kabul edilebilir bir düzeyde arkadaşlar şu anda %200 olmasına rağmen. Yani rahat rahat kullanılabilir. Hem yüksek FPS de gerektirmeyecek bu durumda. Mutlaka en yüksek ayarlarda kullanmak zorunda hissetmezseniz kendinizi rahat rahat kullanabilirsiniz. Silecekler ve o sol köşede yine küçük kusurlar var. FPS'de herhangi bir düşme yok. Çok küçük kusurlar var ama kabul edilebilir durumda. Şimdi %300 ile bir de hızına bakalım en yüksekte. FPS'yi bir kontrol edelim. Bakalım burada ne durumdayız. Yani %300'e de yani %300 ölçekli ve en yüksek kenar yumuşatma ayarında 60 FPS'nin altına düşmüyor yine. Bu da çok iyi. Şimdi %400 ve en yüksek ayarlarda bir bakalım kırılmalar var mı? Bu artık son seviyemiz.
Gördüğünüz gibi herhangi bir kırılma yok şu anda kenarlarda. Kamyon özellikle böyle ışığa çapraz durduğu zaman, yani karşıdaki nesneye çapraz durduğu zaman daha çok ortaya çıkıyor. Kırılmalar daha belirgin hale geliyor. Hareket halindeyken de bakalım. Herhangi bir olumsuzluk var mı? Çünkü kırılmalar eğer oluyorsa onlar hareket halindeyken daha belirgin hale geliyor zaman zaman. Gördüğünüz gibi şimdilik bir kusur görünmüyor. Yani harici bir çözüm aramaya gerek kalmayacak bundan sonra ETS2 için ve ATS için de. ATS'ye de bakmıştım zaten. ETS'yi merak ediyordum nasıl bir sonuç alacağız diye. ETS'de de durum çok çok iyi. Artık alternatif çözümler aramak zorunda kalmayacağız. Kenar yumuşatma işlemini TCS çözmüş. Artık yani söylenebilecek başka bir şey bulamıyorum. Evet, şimdi de FPS'ye bakalım arkadaşlar. %400 ölçek ve en yüksek kenar yumuşatma ayarlarında FPS'miz de böyle. Yaklaşık diğerlerine göre en son %300 denemiştik. Bir 8-9 FPS zaman zaman 10-11 FPS'yi buluyor. FPS kaybımız var. Yani %200, %300 ölçekle en yüksek ayarlarda kullanırsanız FPS ile ilgili herhangi bir kayıp yaşamazsınız, ama eğer bunu %400 kullanırsanız o zaman küçük bir FPS kaybı olacak. Yalnız bu arada şunu hemen söyleyeyim. Ben video çektiğim için 8-9 FPS öyle bir kaybım var zaten şu anda video çekildiği için. Yani aslında video çekiyor olmasaydım şu anda zaten 60 FPS'yi alıyor olacaktık. Yani orada 50 FPS'ye hiç düşmeyecekti zaten. Bir videodan dolayı bir kayıp var, ama bunu yine alt düzey bir ekran kartıyla düşünecek olursak
300, %300, %200, %300 çözünür ölçek ve en yüksek ayarlarda kullanabilirsiniz ve bu 60 FPS demek anlamına gelir. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.